Günaydın diyelim bir kez daha ekranları başında bizi izleyen tüm izleyicilerimize. Evet, reklamlara giderken Özgür Koldaş'la 5 dakikada güzellik bölümümüzü başlatacağımızı söylemiştik ve o an bu an hocam. 5 evet. dakika başladı. Başlattık. Ne konuşuyorduk hocam, tekrar edelim. Burun bölgesinde yapılacak ameliyatsız estetikler, ameliyatsız düzeltmelerle ilgili bazı küçük hatırlatmaları, bazı küçük bilgileri vermek istiyoruz. Peki hocam, şimdi burun bölgesinden söz ediyorken herhalde bu burun üzerinde işte diyelim ki kemerli burunlardan vesaire söz ediyoruz evet, herhalde. Genel manada konuşmak isteriz. Şöyle ki, burun bölgesinde yapılacak işlemlerin ağırlıklı bölümü cerrahi dünyada gerçekleştirilir. Bu alandaki yapılan düzeltmeler, düzenlemeler plastik cerrahi, plastik ve rekonstrüktif cerrahinin ve kulak burun boğaz hekimi dünyasının işlem kalemine girer. Ancak bazı noktalardaki küçük defolar diyebileceğim, bazı yerlerdeki çökmeler, milimetrik de olsa asimetriler, çok hafif bir burun düşüklüklerinin düzeltilebilmesi için yapa geldiğimiz, yine yüz estetiğinde, medikal estetikte kullandığımız hyaluronik asit kökenli dolgu malzemeleriyle yaptığımız küçük düzeltmeleri de burun bölgesine konumlandırmaktayız. Peki bu dolguların kendi arasında böyle bir ayrımı var mıdır? Burun için dolgu ayrı, dudak için ayrı, göz kenarı için ayrı. Her bölge için genel manada kıvam ve içerik itibariyle yoğunluğunun farklılaşmasına göre şekillendirdiğimiz, derecelendirdiğimiz dolgular vardır. Tanrı bizi yaratırken göz altlarımızdaki yağ bedlerini daha küçük moleküllerden oluşturur. Dudak bölgesindekileri daha ince bir yapı halinde Allah bizi yaratmıştır. Ancak buraya ilerleyen yaşlarda kaybedilen, yaşla birlikte kaybedilen bu volümleri kazandırmak için yine aynı şekilde küçük moleküllü, büyük moleküllü, iri moleküllü birbiriyle karıştırılmış kimyalarda hyaluronik asitleri bölgelere enjekte ederiz. Tıpkı sevgili izleyenlerimizin de evlerinde olan iğne iplik kutusundaki düğmeler gibi çeşit çeşit materyaller vardır. Tıpkı ütü yaparken gömlek düğmesi kopmuş bir gömleğe ceket düğmesi dikilemeyeceği gibi, tıpkı yanak bölgesindeki bir dolgun yağ dokusunu volümlendirmek için göz altında kullandığımız küçük moleküllü hyaluronik asit dolgusunu kullanamayacağımız gibi, kullansak da çok da anlamlı olmayacağı, volüm vermeyeceği gibi, biz de yüzün her noktasındaki anatomik yapıya göre belirlenmiş, üretilmiş, o şekilde imal edilmiş, performansının nasıl olduğunu bildiğimiz dolguları yerleştiririz. Ve bu yerleştirmelerimiz sonrasında aslına uygun olan bir görüntü ortaya çıkartırız. Aslında sokakta dolaşırken sanki arı sokmuş gibi tuhaf bir dudak görüntüsü gördüğümüz zaman, ki bilin ki o dudakta kullanılan materyal, kullanılması gereken dolgu materyali tercih edilmemiş, başka volümlü bir şey konulmuş diye düşünebiliriz. Dolayısıyla bu noktada, özellikle bu bölümümüzde sizinle güzelliği konuşurken, bu işlemleri yaptırırken hanımlar çok dikkat etmeli. Tabii ki. Nerede, kim tarafından yapıldığında ve özellikle hangi malzemenin kullanıldığını, öyle değil mi hocam? Her malzemenin, saçınızı boyarken Şahlı Hanım, siz saç tuvaletinde kullandığınız kimyasal maddenin, boyanın maddesini, barkodunu bile saklıyorsunuz. Tabii. Ki sürekli aynısını kullanalım diye. Evet, biz de kliniklerimizde kullandığımız maddelerin prospektüs bilgisini hastalarımıza vermek durumundayız. Hangi maddenin hangi seri numaralı ve hangi modelini kullandığımızın bilgisini de ulaştırmak durumundayız. Yani biz gittiğimizde hangi ürünü kullanıyorsunuz, bunun işte ambalajını görebilir miyiz dediğimiz, diye biliyoruz değil dediğiniz, mi? Tabii ki denilmesi gerekiyor. Bu söylenildiği gibi, sorulduğu gibi bizim de hastalarımıza hekimlerin vermesi gereken bir bilgilendirme prosedürüdür bu da. Peki şunu merak ediyorum. Şimdi dolgular tamam, iyi, güzel, hoş, belki istenmeyen birçok görüntü ortadan kaldırıyor. Peki hocam, seyirciler soruyor olabilirler. Hiç mi zararı yok bu dolgu malzemelerinin? Dolgu malzemelerinin ispat edilmiş vücut kimyamızda var olan bir maddenin sentetik analoğudur, bir benzeridir. Fazla kullanmaktan, doğru yere uygulamamaktan kaynaklanan problemler olabilir. Ancak kimyasal olarak binde bir, milyonda bir olarak görünen kimyasal bir yan etkileri vardır. Bunun için önden doku testlerini yapmak, alerjik reaksiyon testlerini yapmak gerekir. Daha evvel yapılmış olan işlemlerden kaynaklı reaksiyonel bir durumu var mı yok mu test edilmesi gerekir. Ve her halükarda bu işlemlerin kontrollü bir
hekim kontrolünde yapılması, çıkabilecek sorunsalları da o hekim tarafından takip edilmesi gerekir. İşte bu dolgu malzemelerinden, küçük moleküllü olanlarından, marka model her ülkenin, her yapının ürettiği malzemeler vardır. Ancak bu malzemelerden küçük moleküllü olanları yer yer burnumuzda sarkmayı gördüğümüz noktalarda, düşmeyi gördüğümüz noktalarda kıkırdak dokunun altına destek vermek gibi burnu minicik bir kaldırma işlemi yapılabilir. Belki bununla... Ne kadar kalıyor hocam bu işlem yapıldıktan sonra? Bu dolgu materyallerinin ömrü 8 ila 12 ay arasında değişir. Küçük moleküllü yapılardır ve 12 ay içerisinde tamamen eriyerek vücuttan atılan materyallerdir. Peki, o zaman bugünlük noktayı koyalım. Doktor Özgür Koldaş'la 5 dakika güzellik bölümümüz an itibariyle noktalandı hocam. Şimdi artık veda etme zamanı. Evet. Beraber veda edelim mi? Ben şöyle yanınıza geleyim ve birlikte veda edelim. Efendim bizlerden bugünlük bu kadar. Sağlıklı, mutlu, huzurlu ve güzel bir gün geçirmenizi temenni ediyoruz. Şen ve esen kalın. İyi ki varsınız. İyi ki varsınız.